Karaciğerin insan vücudundaki rolü ile ilgili hangi ifadede bir hata yapıldığı istenmektedir? A seçeneğine baktığımızda kolesistokinin hormonunu üreterek sindirim işlevlerinin düzenlenmesinde etkili olur ifadesi arkadaşlar yanlış olacaktır. Kolesistokinin hormonunu karaciğer değil 12 parmak bağırsağı üretir. Kolesistokinin hormonu karaciğer üzerinde etkili olmaktadır ama karaciğerin kendi salgısı değildir. Diğer seçeneklere baktığımızda insülin ve glukagon hormonları aracılığıyla kan şekerinin düzenlenmesinde görev almaktadır. İnsülin karaciğerde glikozları glikojene sentezlerken glukagon yine karaciğerde glikojeni glikoza dönüştürmektedir. A, D, E, K vitaminleri, demir, glikojen ve yağ gibi maddeler karaciğerde arkadaşlar depolanabilmektedir. Amonyak üreye ornitin çemberiyle dönüştürülmektedir. Üre sentezi karaciğerde gerçekleşir. Alkol ve ilaçların olumsuz etkileri karaciğerde arkadaşlar giderilir ve vücuda zarar vermeleri engellenmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Verilen durumlardan hangilerinin tükürüğün miktarını ya da pH değerini değiştireceği istenmektedir. Arkadaşlar beslenme alışkanlıkları tükürük pH değerinin değişimine neden olabilir. Örneğin fast food tarzı besinlerle daha fazla beslenilmesi veya fazla su tüketilmemesi tükürük pH değerinde değişime neden olmaktadır. Hormonlar tükürüğün miktarını arkadaşlar etkileyebilir. Örneğin heyecan, korku anlarında salgılanan adrenalin hormonu tükürük salgısını azaltmaktadır. Kullandığımız ilaçlar ve ilaçların içerisindeki etken maddeler arkadaşlar tükürüğün hem miktarını hem de pH'ını değiştirebilir. Uzun süreli stres durumunda arkadaşlar sinirlerin uyarmasıyla yine tükürük bezleri daha az veya daha çok salgı yapabilmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Şekildeki yapılarla ilgili hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir? Arkadaşlar şekle baktığımızda 1. Karaciğer toplar damarı, 2. Karaciğer atar damarı, Y. Kapı toplar damarı, Z. Safra kanalları, X arkadaşlar karaciğer toplarına bağlanan damarlar olarak görülmektedir. Karaciğer hücrelerinin oksijen ihtiyacını 2 numaralı atar damar ile taşınan kandan karşıladığı bilgisi doğru verilmiştir arkadaşlar. 2 aorttan ayrılan karaciğer atarıdır. Temiz kan yani oksijence zengin kan taşımaktadır ve karaciğer hücreleri oksijen ihtiyacını bu damar aracılığıyla karşılar. Y damarında sindirim sistemi organlarından toparlanan kan bulunur ifadesi de doğru olacaktır. Arkadaşlar Y kapı toplarıdır. Pankreas, mide, ince ve kalın bağırsaktan çıkan toplarlar birleşerek kapı topları şeklinde karaciğere kan getirmektedir. 1 numaralı damar karaciğer toplarıdır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Karaciğerden çıkarak alt ana toplar damara bağlanan damar yani karaciğer üstü toplar damarı 1 ile gösterilmiştir. X ve Z karaciğerin metabolik ürünlerini içerir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Karaciğer ürettiği ürünlerden örneğin üreyi X damarıyla 1'e gönderebilir. Safrayı Z kanalıyla arkadaşlar ince bağırsağa koledok kanalıyla iletebilir. Z sindirim enzimlerinin sindirim kanalına taşınmasına görev alır. İfadesi ise yanlıştır arkadaşlar. Z safra kanalıdır. Safra salgısının içerisinde sindirim enzimi bulunmamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilenlerden hangisinin sindirim kanalına kimyasal sindirimde etkili enzim salgılayan yapılardan biri olmadığı istemektedir? Arkadaşlar pankreas, virsu kanalı aracılığıyla ince bağırsak boşluğuna amilaz, lipaz, nükleaz, tripsinojen, K
kimotripsinojen ve nükleaz gibi enzimler göndermektedir. Mide bağırsak boşluğuna pepsinojen enzimini salgılar. Tükürük bezinin ürettiği tükürük salgısı içerisinde amilaz enzimi bulunmaktadır. İnce bağırsak, bağırsak boşluğuna maltaz, laktaz, sükraz, dekstrinaz gibi enzimleri gönderir. Ancak kadın bağırsakta, bağırsak boşluğuna arkadaşlar gönderilen bir sindirim enzimi bulunmamaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Pankreas öz suyunun verilen olayların hangisinde etkili olduğu istenmektedir? Arkadaşlar pankreas tarafından üretilip virsum kanalıyla ince bağırsağın water kabarcığına gönderilen pankreas öz suyunda amilaz, lipaz, nükleaz, tripsinojen, kimotripsinojen gibi enzimler ve bikarbonat iyonları bulunmaktadır. Bikarbonat iyonları arkadaşlar mideden dökülen kimus salgısıyla bozulan bağırsak pH'ının nötralize edilmesinde etkili olmaktadır. Pankreas öz suyunda bulunan amilaz, lipaz gibi enzimler 12 parmak bağırsağında kimyasal sindirimde etkili olmaktadır. İçeriğindeki çeşitli tuzlar ile yağların mekanik sindirimi arkadaşlar pankreas öz suyuyla gerçekleştirilemez. Yağların mekanik sindirimi safra sağlar ve safrayı pankreas değil karaciğer üretmektedir. Sekretin ve kolesistokinin hormonlarının salgılanması mideden bağırsağa dökülen kimus salgısıyla uyarılmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Tükürük bezleri tarafından üretilerek ağız boşluğuna kanallar aracılığıyla iletilen salgılar için hangi bilgilerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar dil altı, kulak altı ve çene altı olmak üzere 3 tane tükürük bezimiz vardır. Tükürük bezi ürettiği tükürük salgısını ağız boşluğuna göndermektedir. Tükürük salgısı içerisinde su, iyonlar, mukus, lizozim enzimi ve amilaz enzimi bulunur. Amilaz enzimi nişasta ve glikojen dediğimiz polisakkaritlerin kimyasal sindirimini başlatır. Bu nedenle polipeptit dendiği için birinci öncülümüz yanlıştır. Tükürük salgısı içerisindeki lizozim mikropları yok etmektedir. Dolayısıyla savunmanın birinci hattında yer aldığı söylenilir. Besinlerin kokusu, görüntüsü veya ağzın içine alınması arkadaşlar sinirler tarafından uyarılarak tükürük salgısının artmasını sağlayabilir. İçerisindeki su ve mukus besinlerin yumuşatılmasını ve ıslatılmasını sağlar. Bu durum arkadaşlar mekanik sindirime yardımcı olmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Safra sıvısıyla ilgili hangi bilgilerin doğru olduğu istenmektedir? Birinci öncüde verilen yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini kolaylaştıran egzokrin salgıdır. Özelliği doğru olacaktır. Arkadaşlar safra salgısı ADEK vitaminlerinin yani yağda eriyen vitaminlerinin bağırsakta emilimini kolaylaştırmaktadır. Yağ asidi gliserolün yine emiliminin kolaylaşmasında safranın etkisi vardır. Safra kesesinde üretilir ve gerektiğinde kolidok kanalıyla sindirim kanalına gönderilir özelliği yanlış olacaktır. Safra sıvısını arkadaşlar safra kesesi değil karaciğer üretmektedir. Bazik özellik gösterdiğinden bağırsakta pH dengesinin sağlanmasına görev alır. Özelliği doğru olacaktır. Safra sıvısı içerisinde bikarbonat iyonları bulunur. Bikarbonat iyonları mideden dökülen kimusun etkisiyle bozulan bağırsak pH'ının nötralize edilmesinde etkilidir. Arkadaşlar 12 parmak bağırsağı tarafından üretilen kolesistokinin safra kesesinin kasılmasına ve safra sıvısının koledok kanalıyla 12 parmak water kabarcığından dökülmesine neden olmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar pankreas karma bezdir.
Pankreasın hem endokrin hem egzokrin bez özelliği vardır. Pankreastaki Langerhans aracıkları ürettiği insülin ve glukagon hormonlarını kan damarına gönderir. Şekilde Langerhans adacıkları X ile gösterilmiştir ve burada üretilen hormonlar kana aktarılacaktır. Pankreasın bir de egzokrin bez özelliği vardır ve acinar bölgesinde üretilen sindirim enzimleri ve bikarbonat iyonlarını içeren pankreas öz suyu arkadaşlar Virsum kanalına aktarılır. Bu kanal aracılığıyla arkadaşlar 12 parmak bağırsağının water kabarcığına aktarılmaktadır. Buna göre X, insülin ve glukagon hormonları üreten hücreleri içerir ifadesi doğrudur. X, Langerhans adacıklarıdır. Burada alfa ve beta hücrelerinden insülin glukagon hormonu üretilerek kana aktarılmaktadır. Hem X hem de Y, kan ile gelen maddeleri kendilerine özgü bileşiklere çevirebilme yeteneğine sahiptir ifadesi doğru olacaktır. Acinar bölgesi ile Langerhans adacıklarına gereken moleküller kan damarlarıyla getirilir. Bu moleküller arkadaşlar bu bölgelerde kendisine özgü salgılar dediğimiz enzim ve hormona dönüştürülür. Y hücreleri endokrin bez özelliğine sahip değildir arkadaşlar. Y hücreleri egzokrin bez özelliğine yani kanala salgısını veren dış salgı bezi özelliğindedir. Bu özellik arkadaşlar X ile alakalıdır. Y hücreleri salgılarını Virsum kanalı aracılığıyla doğrudan 12 parmak bağırsağına iletir ifadesi de doğrudur. Acinar bölgesinde üretilen pankreas öz suyu arkadaşlar Virsum kanalı yardımıyla 12 parmak bağırsağının water kabarcığına dökülmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır.